Selam arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bir önceki videomda yeni konsepte başladığımı duyurmuştum ve Toronto'yu ele almıştık. Şimdi sırada Atina var. Atina'nın bilmediğiniz, daha önce karşılaşmadığınız 10 özelliği. Hadi bakalım. Atina, Yunanistan'ın başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri. Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olan şehir, Avrupa'nın 4. büyük başkenti olma özelliğini taşıyor. Tarihsel sürece baktığımızda Atina'daki ilk yerleşimin M.Ö. 3000 yılında Akropolis tepesinde başladığı göze çarpıyor. 2. Bugün dünya üzerinde demokrasi varsa bu Atina şehri ve Atina vatandaşları sayesinde. M.Ö. 500 yılında Atinalılar ilk defa oy kullanmaya ve demokratik yöntemlerle liderlerini seçmeye başlıyor. Yani demokrasinin başkenti bugün Yunanistan'ın Atina şehri. Olimpik oyunlarını hepimiz biliyoruz. 2 yılda bir yapılan olimpiyat oyunları aslında Atina'da başladı. M.Ö. 566 yılında Panathinaik oyunları olarak bilinen oyun aslında daha sonradan isim değiştirip olimpiyat oyunları oluyor. Ve ilk olimpiyat oyunu M.Ö. 776 yılında Peloponnes şehrinde yapılıyor. O dönem oyunlarda kullanılan stadyum bugün hala Yunanistan'ın başkenti Atina'da en çok turist çeken yerlerden biri. Stadyumun diğer bir özelliği ise tamamen mermerden oluşması. Stadyumda kullanılan her taş, seyircilerin oturacakları yerler tamamen mermer. Atina şehrinin ismi nereden ve nasıl geliyor biliyor musunuz? Mitolojiye göre tanrıların şehri adı verilen Akropolis bölgesi için bir koruyucu gerekiyor. Bunun için de İki tane tanrı kıyasıya bir yarışa başlıyor. Bunlardan biri sanat, strateji, ilham tanrısı olarak bilinen Athena ve diğeri deniz tanrısı Poseidon. Her bir tanrı, şehir halkı ve tanrıların iyiliğini kazanmak için Akropolis'e birer hediye teklif ediyor. Athena, zeytin ağacını ve Poseidon, tuzlu su kaynağını Akropolis'e veriyor. Tanrılar ve halk her iki hediyeyi de çok değerli görüyor. Ancak Athena'nın verdiği zeytin ağacı insanlar için daha önemli görülür. Bunun üzerine de Athena koruyucu olarak seçiliyor ve şehre Atina adı veriyor. Atina ismi bugün hala kullanılan bir isim. Atina şehrinde toplam 12 tane tepe bulunuyor ve bunların 7 tanesi tarihi. Şehrin en önemli iki tepesinden biri Akropolis ve Likavetüs tepeleridir. Akropolis tepesi Tanrılar şehri olarak da bilinir. Her Yunan adasında görmeye alıştığımız bir tepe ve üzerinde beyaz bir kilise tablosu Atina'da Likavetüs tepesinde karşımıza çıkıyor. Şehrin neredeyse her yerinden Likavetüs tepesini görebilirsiniz. Akropolis tepesine çıkmak için sadece yürümeniz yeterliyken Likavetüs tepesine ister yürüyerek isterseniz teleferikle çıkabilirsiniz. Her iki tepede de eşsiz Atina manzarası sizi bekliyor olacak. İyi seyirler. Dünyadaki en çok tiyatro sahnesi Atina'da desem inanır mısınız? Evet, yanlış duymadınız. Yunanların tiyatroyu çok ciddiye almaları ve sevmeleri anlaşılabilir. Çünkü tiyatro geleneği Atina'nın ilk demokrasisine kadar uzanıyor. O kadar ki Atina, dünyaca ünlü Broadway ve West End'in toplamından daha fazla. Toplam 148 tiyatroya ev sahipliği yapıyor. Sıradaki özelliğimiz Parthenon Tapınağı ile ilgili. Akropolis'in merkezinde ve şehrin simgesi olarak bilinen bu tapınak, ülkenin içinde bulunduğu savaşlar süresinde önce mühimmat deposu, daha sonra kilise ve hatta daha sonra cami olarak kullanıldı. Savaş döneminde geniş çapta yağmalanan Parthenon Tapınağı 1687'de Venedikliler tarafından bombalandı. 2004 Olimpiyat Oyunları sırasında ulaşım ihtiyaçlarını desteklemek için Atina metrosu yapıldı. Bu metro yapımı sırasında Atina bölgesinde büyük çaplı arkeolojik kazılar oldu ve yaklaşık 50 binden fazla eser yer altından çıkarıldı. Özellikle Akropolis etrafındaki metro istasyonlarına giderken bu eserleri hala görebilirsiniz. Pek çok insan Parthenon Tapınağı ile Akropolis'i aynı şey gibi görse de aslında bu ikisi birbirinden çok farklı. Akropolis, Atina'da güçlendirilmiş doğal bir tepe noktası aslında. Bu tepe üzerine bir dizi antik Yunan tapınağı inşa ediliyor. Bu binaların en önemlisi ve en popüleri Parthenon Tapınağı.
Bunu takip eden Athena Tapınağı, Erektion Tapınağı gibi yapılar da Akropolis üzerinde yer alıyor. Bu yapıtlar Akropolis ile birlikte UNESCO Dünya Mirası içinde yer alıyor. Son özelliğimiz de Atina plajları ile ilgili. Atina'da yaşıyorsanız denize girmek için farklı bir şehre ya da Yunan adasına gitmeye gerek yok. Atina'daki plajlar şehir merkezinden kolayca ulaşabileceğiniz kristal berraklığındaki denizlere sahip. Tüm Avrupa başkentleri içinde en uzun kıyı şeridine sahip olan şehir yine Atina. Şehirde metro, otobüs ya da tramvay ile gideceğiniz neredeyse her plaj su temizliği, yüksek kalite standartları nedeniyle sürekli olarak mavi bayrak statüsüne sahip. Eğer yolunuz Atina'ya düşerse bizim için de yüzmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, görmek istediğiniz şehri yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha önceden de belirttiğim gibi katıl butonunu artık aktifleştirdim. Eğer bana ve kanalıma destek olmak isterseniz gümüş, bronz ya da altın üyeliklerden birini seçebilirsiniz. Bir sonraki video önümüzdeki hafta pazartesi günü olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.